harika bir baklava tarifi size vermeye ama bu baklava yörük baklavası olacak. Malzemelerimiz tabii ki kuru yufkamız var, suyumuz, şekerimiz var. İç malzeme olarak bu bölgede susam ve ceviz çok yoğun kullanılır. Çünkü susam yetiştirilir, ceviz yetiştirilir. Tatlımızı yapmaya başlıyoruz. Önce şerbetimizi yapalım. Tamam. Şerbetimiz için suyumuzu aldık. Birebir ölçü kullanıyoruz. Ben de şeker dökeyim. Evet, lütfen. Bir kase şeker, bir kase su kullandık. Ocağımıza alıyoruz ve kaynatmaya başlıyoruz. Biz şimdi şerbetimizi hazırlayacağız. Kaynaması gerekiyor. Ben büyük ocağa götüreyim. Biz de bu arada diğer malzemelerimizi ocağımıza pişirelim. Pişirelim. Ocağa götürdüm şerbetimizi. Şerbetimiz orada kaynaya dursun. Biz burada hemen susamımızı kavurmaya başlayalım. Buyurun. Vallahi bol bol susam kullanacağız baklavamızda. Hiç yağ kullanmıyoruz. Herhangi bir şey kullanmıyoruz. Ortası da kavuracağız. Evet, hareket ettirerek rengini değişene kadar, rengi değişene kadar kavuracağız. Süper. Kahverengi bir hale gelmesi gerekiyor. Susamlarımızı kavuruyoruz. Susamlarımız çok güzel kavruldular. Evet, kokusunu hissedebiliyorsunuz. Evet, çok güzel koktu. Ben zaten bayılırım susama. Hatta biraz da şimdi cevizimizden yine üzerine kıracağız. Tamam. Susam ve ceviz en faydalı besinlerden. Biraz şöyle cevizin de yağı çıksın ve kokusu patlasın istiyoruz. Tamam. Böyle. Cevizlerimizi de küçük küçük parçalarla susam üzerine ilave ediyoruz. Ama dişe gelsin, çok ufacık kalmasın. Şöyle 3'e 4'e bölmemiz her bir ceviz parçasını yeterli. Son cevizlerimizi de bir güzel susamımızın üstüne ilave ettik. Evet. Susamlarımızla beraber cevizlerimizi şöyle bir güzel kavuruyoruz. Evet, artık bu hazır. Tamam. Bunu iç malzeme olarak kullanabileceğiz. Şimdi artık yapacağımız şey, şerbetimiz kaynıyordu biliyorsunuz. Evet. Şöyle el boyutunda kıracağız. Ve güllaç gibi. Evet, aynen güllaç gibi. El boyutunda kıracağız ve döşeyeceğiz. Çok ilginç gerçekten. Kolay baklava, yörük baklavası. Evet. İşte hemen elimizin altındaki malzemelerle çok çabuk hazırlanabilecek bir şey. Şu an çok kabarık durduğuna bakmayın. Evet. Biraz sonra şerbetini yediği zaman bu çökecek, evet, sinecek. O yüzden bu yanıltmasın. Biz hemen şöyle susamımızı, cevizimizi serpiyoruz içerisine. Harika. Eşit dağıtmaya çalışıyoruz. Tamam. Çok kolay ya. Bunu yapması o kadar kolay ki. Hayatımda evet, ilk kez görüyorum Selma öğretmenim. Ve çok da lezzetli olacak. Evet. İddia ediyorum. Yörükler ağzının tadını biliyor çünkü. Kesinlikle. Yörük lezzetlerimizle zaten çekiyoruz. Bu bölgede yörüklerle beraber harika tarifler yaptık. Çok güzel lezzetler yapıyorlar. İşte onlardan biri de bu kolay baklava, yörük baklavası. Susamımızı, cevizimizi bir güzel hamurlarımızın, yufkalarımızın arasına serptik. Şimdi tekrar üstüne yufkalarımızı döşüyoruz. Aynı güllaç gibi. Güllaçı da biliyorsunuz böyle yapıyoruz. Ardından şerbetleyince yumuşacık oluyor. Şimdi şerbetimizi alacağım buraya. Tamam hocam. Bir şerbetle ıslatacağım ve tekrar üstüne devam edeceğim. Şerbetimiz kaynadı bir güzel. Şu an sadece bunu biraz bastırsın diye çok az şerbetleyeceğim. Tamam. Bu onu yumuşatacak ve çöktürecektir. Şerbetimizin soğumasını bekleyeceğiz ondan sonra. Tamam. Ve soğuk şerbeti daha sonrasında üstüne ilave edeceğiz. Şu an bu sadece hafiflesin, biraz yumuşasın. Kabarıklığı gitsin. Evet, gitsin diye. Şimdi bunu soğumaya alıyoruz. Tamam. Biz yine içimizi ve yufkalarımızı döşemeye devam ediyoruz. Bunu ara ara şerbetlemekte fayda var. Çünkü yumuşadıkça kendini bırakacaktır. Bıraktıkça tekrar şerbetlemek gerekebilecek. Evet. Ve hangi tarafı söndü, hangi tarafı şerbeti çekti görebileceğiz. Görebileceğiz. Evet. Şimdi bir miktar bu şekilde bekleteceğiz. Sonra tekrar şerbetlemeye devam edeceğiz. Geri kalan şerbetimizi de döküyoruz. Evet.
iyice yumuşasın istiyoruz çünkü. Evet. Çöksün istiyoruz. Hala çıtır gevrek farkındaysanız. Aynen öyle. Ama biraz söndü. Evet. Şimdi her köşesine gelecek şekilde şerbetimizi döküyoruz. Şimdi artık yumuşaması için bekleyeceğiz. Birkaç dakika sonra bakın şöyle şurada gördüğünüz gibi yumuşamaya başladı. Bir 10-15 dakika sonra tamamen yumuşamış olur. Dilimleyerek servis eder hale geliriz. Artık bu güzel tatlımız yörük baklavası bir güzel şerbetimizi çekti. Yumuşacık oldu. Bakar mısınız nasıl kabarıktı, nasıl indi? Evet, iyice indi, çöktü ve şu an dilimlenebilir kıvamda. Gördüğünüz gibi şerbetini de yedi. Oo, şöyle hemen dilimliyorum. Susamlı, cevizli, harika bir baklava. Doğrarken bile susamın kokusu geliyor. Kesinlikle susamın kokusu geliyor. Ve çok da güzel görünüyor. Çok basit bir baklava tarifi oldu. Evet. Aynı güllaç gibi. Çıkartıyoruz ve tabağımıza servis ediyoruz. Evet. Mükemmel bir görüntü. Fıstığımız var. Fıstıkla da süsleyelim hocam. Çok güzel bir sunum, harika bir tabak. Eminim tadı da öyle öğretmenim. Umarım beğenirsiniz. Sizden şahane lezzetler öğreniyoruz. Mükemmel tabak süslemeleri görüyoruz. Harika lezzetler öğreniyoruz ve işte... Tamamen yöreselimiz aslında. Evet, harika bir baklava. Yörük baklavası. Yörüklerin bol bol yaptığı susamlı, cevizli, sağlıklı da. Oldukça sağlıklı ve pratik. Evet, çok pratik. Hiç hamur açmaya ihtiyaç duymadan elimizdeki kurumuş yufkalarla yaptık. Yaptık, evet. Çok güzel bir baklava. Kesinlikle. Çok natürel bir tat, çok farklı bir tat. Bildiğimiz baklava kadar yakıcı değil, ağır değil, çok hafif bir tat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.